أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Çok kıymetli hocam, kıymetli babacığım, çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizin Ramazan-ı Şerifi hayır olsun inşallah. Cenab-ı Hak bereketli eylesin, feyizli eylesin. Tabii içinde bulunduğumuz günler, bazıları aslında bu günleri çok olağanüstü günler olarak tarif ediyor ama işin doğrusu dünyadaki süreçte çok da olağanüstü değil. Bunlar olağan zamanlar. Dünya böyle zamanlara hep gebedir. Cenab-ı Hak وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَوِّلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu günleri böyle değiştirip dururuz diyor. Ta ki aranızdan وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Allah içinizden sadık olanları, gerçekten Cenab-ı Hakk'a bağlılıkları sağlam olanları ve sahte olanları, koşullar biraz değişince dökülecek olanları, tıpkı böyle sarsıntıya uğratıldığı zaman nasıl iri taneler yukarıda kalır, küçük taneler aşağı dökülür, daha tozlar vesaire dökülürse Cenab-ı Hak da böyle dünyadaki koşulları sarsıntılı yaratmış. Hatta bir ayeti kerimede وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Öyle vakit, öyle an, öyle demler geldi ki çok ciddi sarsıntılara uğratıldılar. Peygamber de dahil aralarında dediler ki مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı ne zamandır diye. Dolayısıyla biz bunu önden satın almışız. Biz iman edince aynı Akabe'deki gibi Resulullah'a iman eden, Medine'den gelmiş bulunanlar, nasıl ki onları Resulullah'ın amcası uyardı, bakın dedi, biz burada zaten koruyoruz ama götürdüğünüzde, iman edip onu yanınıza alıp götürdüğünüzde başınıza çok işler gelir. Bütün Arapları karşınıza alırsınız. Şöyle olur, böyle olur, böyle olur diye korkutmaya çalıştı onları. Ciddiyetlerini görmek için aralarında bulunan El-Bera bin Ma'rur radıyallahu anh dedi ki kefe ya Abbas, yeter artık, yetişir artık ey Abbas. Bizi ölümle korkutamazsın. Biz onu varithnaha ceylen ba'de ceyl. Biz savaşı atalarımızdan miras aldık. Savaşsa biz zaten savaşın içerisindeyiz. Ama bu andan sonra hiç olmazsa hak uğruna olacak. Çekil aradan, biz biat edelim Resulullah'a. Biat etmekle birlikte ne demek? Allah'ın Resulü'nün Cenab-ı Hak'tan getirdiği çağrıya karşılık vermek demek. Cenab-ı Hak bunu Tevrat'ta da böyle, İncil'de de böyle, fit-Tevrati vel-İncili vel-Kur'an, Kur'an'da da böyledir. وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Kim ahdine daha vefakar ki Allah'tan? O zaman siz فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَيَعْتُمْ بِهِ O zaman bu biatınızla size artık müjdeler olsun.
Onlar da biat edince dediler ki, ya Resulallah, biz sana iman ediyor, Allah'tan gayrı ilah olmadığı gerçeğine şehadet ediyoruz. Gerçekten ondan gayrı ilah yok. Bizim düne kadar atalarımızdan edindiğimiz putlar, şunlar, bunlar, cinler, cisimler, suretler, şekiller, bunlar boş şeylermiş. Biz ancak yerin göğün ilahına, وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ Yeri yaratmış, göğü yaratmış, insanı yaratmış, varlıkları yaratmış. Elbette sadece ona tapacağız. Sen de aramıza gel, başımıza geç. Bize vaadin nedir deyince, karşılığında ne var deyince, Allah'ın Resulü dedi ki, el cennet, cennetten bahsetti. Biraz cenneti anlattı onlara. Ondan sonra dinleyince şöyle biraz dikendiler. Dediler ki, bu andan itibaren la nakilu ve la nestakil. Biz bu işten vazgeçmeyiz. Sanki Türkçe'de sen vazgeçsen de biz vazgeçmeyiz der gibi, la nakilu ve la nestakil. Ne vazgeçeriz ne de vazgeçmeni bekleriz. Biz istiyoruz ki bu iş olsun. Nedir bu iş? Bu iş Allah'ın gönderdiği mesaja tabi olup, bunu yaşayıp sonra da bunu başkalarına ulaştırma süreci. Çünkü Taif'te Resulullah ne diyordu onlara? Men yu'vini, men yansuruni hatta ubelliga risalete rabbi. Kim beni koruması altına alır? Kim bana destek olur? Ne yapacak? Allah'ın risaletini tebliğ edecek. Başkalarına bunu anlatacak. Ukaz panayırında da böyle yapıyordu. Gelin Allah'ın mesajına sahip çıkın. Cenab-ı Hak sizi güçlendirsin, büyütsün. Şimdi İslam'ın mesajı bu olunca, Cenab-ı Hak Kur'an'da da böyle bahsetti. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minadzulumati ilen nuri. Allah'ın indirdiği bir kitap. İnsanları çıkarasın diye, minel zulümeti ilen nur. Kimleri çıkaracakmış? İnsanları. Yani sadece Arapları değil. Eğer sadece Arapları olsaydı, Medineliler Müslüman olunca tamam derlerdi, ya Resulallah, biz Medine'yi koruyabiliyoruz, sen de aramızdasın, yerimiz yurdumuz da esenlik dolu, güzellikle, sularımız var, kaynaklarımız var, en güzel hurmalıklarımız var. Ama vazife bu değildi, görev bu değildi, en azından bundan ibaret değildi. Alıp sahiplenmek, yaşamak ve sonra başkalarına onu aktarmak. Zincir gibi, ben zincirin son halkası olayım, benden sonrasıyla ilgilenmeyeyim diye bu işe girişmek olmuyor. Giriyorsunuz ve sizden sonrakilere de bunu aktarmakla nereye kadar derseniz, Resulullah buyurdu ki لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرِ مَا بَلَغَ الْلَيْلُ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüz nereye kadar gidiyorsa oraya kadar erişmeli. Gece ve gündüz nereye kadar gidiyorsa. Dolayısıyla Resulullah da dedi ki, Allah Azze ve Celle de Resulüne dedi ki لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları çıkarasın karanlıklardan aydınlığa. Bu işin bizim konumuzla alakası nedir? Gazze'nin bize öğrettikleriyle. Malum ecdadımız İslam'la müşerref olunca İslam'ın hakikati üzere sahiplendiler. Demediler ki biz de girdik tamam burada kalsın. Anladılar ki İslam alacaksın, taşıyacaksın, başkasına aktaracaksın. Batılılar İslam'a boşuna virüs demiyorlar. Çünkü alan kimsede durmuyor. Hemen alan kişi onu heyecanla, alelacele başkasına götürmeye, başkasıyla paylaşmaya çalışıyor. Keşke aldığı kişiyle kalsaydı, dursaydı, Ebu Cehil bile buna razı olurdu. O yüzden dediler ki, niye Hazreti Muhammed'e böyle yükleniyorsun da, daha önce iman edenler başkaları da vardı. Değil mi? Hazreti Hatice'nin akrabası Varaka bin Nevfel dedi ki onlar kendi başlarına iman edip bir şeyler yapıp kalıyorlardı. Ama bu başka. Bu anlatıyor, bu çoğalıyor. Bunun yanında artan her kişi
bizim yanımızdan eksilen bir kişi demektir. Bu böyle devam ederse yönetim onun eline geçer, egemenlik onun eline geçer. O yüzden İslam'a düşmanlıkları var. Peki ne oldu ecdadımızdan sonra? Bizler aynı vazifeyi, aynı sorumlulukla devam ettik mi? Bunun adı neydi? Bunun adı ilahi kelimetullah. Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin, onun sözünün en üstün olduğu gerçeğini insanlara ulaştırmak, paylaşmak. Hem de canla başla. Sahabe-i kiram böyle yola çıktılar. Resulullah elçilerini böyle gönderdi. Ey falanca, bütün başkentlere gönderdi o zamanki. Önce sana teklif ediyoruz. İslam ol, selamete kavuş. Ama olmayacaksan da halkınla bizim aramıza girme. Bizim bu mesajı insanlara anlatma sorumluluğumuz var. Allah'ın bize verdiği bir görev ve bu bizim insan hakkımız. İnancını paylaşma hakkı, yaşama ve özgürce inancını ifade etme hakkı. Ama gün geldi bir yerlere geldiler, İranlılar dediler ki o zamanki mecusiler, buradan içeri giremezsiniz. Ya bak, bizim derdimiz sizin topraklarınız değil, sizin malınız değil, yer üstü, yer altı kaynaklarınız değil. Bize ilişmeyin, biz insanlara konuşalım, kabul eden eder, etmeyen etmez. Dediler ki ancak cesetlerimizin üzerinden geçersiniz. Başka yolu yok mu dedik? Dediler ki başka yolu yok. O zaman İslam ne yapıyor? O zaman biz vazgeçelim. Buradakiler de Allah'ın mesajından mahrum olsun mu diyorlar? Yoksa diyorlar ki bizim bu hakkımızı bizden alamazsınız. Eğer illa savaşı dayatırsanız, gerekirse bu engeli def etmek üzere savaşır ve yolumuza devam ederiz. Yoksa derdimiz savaş değil. Önümüze çıkmasalar, engel olmasalar, halklarıyla aramıza girmeseler. Ama diyeceksiniz ki niye savaşıyorlar? Çünkü diyorlar ki müsaade etsek, bunlar gelse anlatsalar, altımızı oyarlar onların tabiriyle. Sonra gün geçmeden halkı aleyhimize ifsad ederler. Yine aynı yere çıkar, yine onların eline geçer. Bizden Müslümanlaştıktan sonra diyor adam, o artık bizden değildir. Ne dedi Hazreti Salih peygamber? İn kana taifetun minkum. Eğer sizden bir taife amenet, iman etti. Billezî ursiltu bihi, benimle Allah'ın gönderdiklerine. Ve taifetun lem yu'minu, diğerleri de iman etmediler. Toplum böyle şu anda. O zaman dedi ki fasbiru, sabredelim. Bu taraf kendi bildiği üzere imanına devam etsin. Bu tarafta inkarı üzere. La ikraha fiddin. Fasbiru hatta yahkumallahu beynena. Ta ki Allah aramızda hükmünü versin. Birbirimize girmeyelim. Ve la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna ve tasudduna an sabilillahi men amana bihi. Her köşe başına çıkmayın. İnsanların önüne çıkmayın. Zor baskı uygulamayın. Bir kısım iman etti, bir kısım iman etmedi. Dediler ki hayır. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Dediler ki hayır, biz buna razı değiliz. Sen ve iman edenler, ya sizi sürüp göndeririz buradan yahut siz bizim eski halimize geri dönersiniz. Demek istiyorlar ki aynı ırktan olsak da fark etmiyor. Değil mi ki sen Müslüman oldun, artık bizden değilsin. İslam'ın etrafa aktarılması li undirakum bihi ve men belag. Resulullah'ın ben sizi bununla inzar edeyim, uyarıp hatırlatayım. Sonra da her kime ulaşacaksa dediği ve men belag süreci devam ediyor. Ama müminler olarak, İslam ümmeti olarak son asırda bulunduğumuz coğrafyalara hapsolduk. İnsanlara Allah'ın mesajını anlatmak üzere yollara düşmek gibi bir şeyimiz kalmadı. Bu damarımız kesildi. Bulunduğumuz yerde şehadetlerimizi, dinimizi, ibadetimizi yapıyoruz ya, buna hamd eder olduk. Halbuki
ötede bizi bekleyen Cenab-ı Hakk'ın mesajını anlatmamız gereken daha milyarlarca insan var. Cenab-ı Hakk'ın وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ Yola çıktınız, önünüze biri çıktı, selam verdi. Sakın sen mümin değilsin demeyin. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya arazını ele geçirmeye sakın yeltenmeyin. Sizin derdiniz toprak değil, yeraltı, yerüstü kaynak değil. Sizin derdiniz kalpler, insanlar. Yeter ki onlar Müslüman olsunlar. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Siz de önceden böyleydiniz. Allah size lütfetti, ihsan etti, iman nasip etti. Cenab-ı Hak kafirleri, henüz Müslüman olmamış kafirleri, İslam olma ihtimallerini bize karşı böyle ifade etti. Yani bir bakıma onları bize karşı esirgedi. Durun bakayım hele, onlar da benim kullarım, siz de öncesinde iman etmemiştiniz. Ne oldu? Allah nasıl size lütfettiyse onlara da lütfedebilir. O zaman bunun peşine koşun. Allah'ın Resulü buyurdu ki benim savaşım bir kimse la ilahe illallah dedi mi oracıkta biter. Niye? Yalandan demiş olamaz mı? Sıkıştı, kıstırıldı. Resulullah o kadar onun gerçekten deme ihtimalini kıymetlendiriyor ki diyor ki ya gerçekten diyorsa? Biz o an ona ilişemeyiz. Ya savaşı o başlattı. Her türlü savaşın meşruiyetine giden süreçleri o yaptı. Bir defasında Hazreti Üsame radıyallahu anh bir orduda diyor ki bir tane adam kimi ele geçiriyorsa katlediyor. Öyle amansız bir kafir. Hangi Müslümana yöneliyorsa onun işini bitiriyor. Gözetledim, gafletini aradım, bir tenhada kıstırdım. Kılıcımı tam üzerine hamle yapacağım. Dedi ki la ilahe illallah. Dinlemedim, mızrağımı sapladım. Medine'ye gelince haber veriyorlar Resulullah'a. Soruyor ne oldu, ne bitti diye. Böyle de bir olay oldu diyorlar. Allah'ın Resulü Hazreti Üsame'yi çağırdı. Dedi ki اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Sen onu o la ilahe illallah dedikten sonra mı katlettin? Ya Resulallah biliyorsun bunlar bize saldırdılar. Müslümanların geçiş noktalarına rahatsızlık veriyorlardı. Biz onların üzerine onları tedip etmek için gittik. Gittiğimizde bunlar karşımıza çıktılar, bizimle savaştılar. Bu adam her tuttuğunu, her yakaladığını öldürdü. Kaç tane bizden şunu öldürdü, bunu öldürdü, bunu öldürdü. وَسَمَّاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ Tek tek isimlerini andı. Belki Resulullah'ın biraz hani iyi etmişsin, mel'unu gevertmişsin der diye umdu. Hazreti Üsame diyor ki ben ne dediysem bana, sözüm bitince bana dönüp dedi ki اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Sen onu o la ilahe illallah dedikten sonra mı katlettin? Vallahi bu bakış açısıyla gidersen, yani gittiğimizde Netanyahu'yu kıstırsanız la ilahe illallah dediğinde ya Resulallah dedi, o dedi korktuğu için bunu yaptı. İste'ade min seyfi, benim kılıcımdan kaçındı. İmana sığındı, gerçek değildi. Öyle deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek sahabiye dedi ki اَفَلَا شَقَقْتَ قَلْبَهُ اَفَلَا شَقَقْتَ صَدْرَهُ حَتَّى تَنْظُرَ اِلَى قَلْبِهِ اَقَالَهَا صِدْقًا اَمْ لَا Sen onun göğsünü yaraydın da kalbine bakaydın. Gerçekten mi söylemiş yoksa değil? Hazreti Üsame diyor ki o an anladım ki ben çok büyük bir talihsiz olaya ulaşmışım. Dedim ki keşke bugüne kadar olan Müslümanlığım hiç olmayaydı. Ben bugün yeni gelmiş, Resulullah'ı yeni tanımış, yeni Müslüman olmuş biri olaydım. Bütün o geçmiş sabıkasından, İslam'daki o وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ olan her şeyinden vazgeçecek cesine, geçercesine
bir nedametin içerisine girmiş. Bu nedir bu? Bu bizim davamızın ne olduğunu gösteriyor. Kişiselleştirmeyi bile, babanı öldürmüş ön sırada, ön cephede kardeşini öldürmüş, sıra gelmiş ama la ilahe illallah deyince ya gerçekten diyorsa ne yapacağım şimdi diye Allah'a yöneldiyse, şehadetini gerçekten yaptıysa kardeşimin vesaire davasını güdebilir miyim? Hayır. Bütün çünkü derdimiz kulları, hani bir sahabinin deyimiyle alemlerin Rabbinin mesajını alemlerle buluşturma vazifesi. Diyor ki sizin baldırı çıplaklar ne işiniz var burada, niçin yarımadadan çıktınız? Çıkmasalardı bizler bu coğrafyalarda İslam'a kavuşmak, İslam'la buluşmak. E bir de düşünün ki yaklaşık hani yıllar yılı bu coğrafyaya hapsolmuş bir ümmetin ilerideki İslam davetini bekleyen nice coğrafyadakiler bizim için ne diyorlar? Siz yerinizde durdunuz, durakladınız, kala kaldınız, bizler geciktik. 80 yaşında kadın iman edip koca ümmete diyor ki neredeydiniz? Neredeydiniz? Bugüne kadar bu hak mesajı, Yaradan'dan gayrısına kulluk olmaz mesajını, bu tertemiz ubudiyeti, tevhidi niçin bize getirip haber vermediniz? Cenab-ı Hak bizim bu halimizi beğenmedi. Yerimize, bulunduğumuz yere ağırlaşıp kala kaldık. İstâkaltum ilel ard. Ağırlaştınız. Yer artık hani bizi 60 Newton, 70 Newton çekmiyor. Bizi artık yer 200-300 Newton çekiyor sanki. İstâkaltum ilel ard. Niye siz böyle ağırlaştınız? Niye yola çıkamıyorsunuz? İnfirû hifâfen ve thikâlâ. Ağır, hafif fark etmez. Yola çıkın. Gidin Allah'ın mesajını insanlara tebliğ edin. Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu anh. Ordu İstanbul'un fethi için hazırlık yapıyor. O da kendi atını bir yandan hazırlıyor. Oğulları demişler ki ya baba sen atın üstünde duramıyorsun doğru dürüst. Çok ağırlaştın. Demiş ağırlaştığım doğru. Ama ayette Cenab-ı Hak ağır olanları da yola çıksın diye emrediyor. İnfiru hifafen ve thikala diyor. Öyle deyince kala kalmışlar. Allah emri diyorsa yapacak bir şey var mı? Bindirmişler, zor bela getirmişler. Bütün çağlara verdiği mesaja bakın. İstanbul üzerinden bize verdiği mesaja bakın. Ana yurdunda, doğup büyüdüğü topraklarda Resulullah'ı misafir ettiği Cenab-ı Hakk'ın وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ dediği yerde yaşamak, Ravza-i Mutahhara'nın dibinde bulunmak varken اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفِسِكُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Emir emirdir deyip yola çıkmış. Belki savaşta kimseyle yüzleşmedi, çarpışmadı. Bir iki müşriği belki katletmedi ama yaptığı vazifeye bakın. Çağlar boyu bütün ümmete İstanbul üzerinden mesaj veriyor. Ben Medine'den buraya Allah'ın mesajını insanlara tebliğ etmek üzere geldim. Dolayısıyla İslam sadece Müslüman olmak gibi bir şey değildir. İslam Müslüman olmak ve İslam'ı başkalarına anlatmak üzere olan bir şeydir. Biz bu sorumluluğumuzu ihmal edip sadece Müslüman kalmakla iktifa edince ve hatta bunu nimet sayınca Cenab-ı Hak bizim durumumuzu, vaziyetimizi beğenmedi. O yüzden yerine çakılıp kalanları şöyle tehdit ediyor. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اِثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Yoksa siz dünya hayatına razı mı oldunuz? Ha? Öyle mi oldu? Buradaki ifade o kadar canlı ki böyle insanın ladesliyor. Yakalanıyorsun böyle yakalanmışken. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا
مِنَ الْاَخِرَةِ Yoksa siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Hz. Musa'nın اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ Siz hayırlı olanı bırakıp değersiz olana mı yöneliyorsunuz? Dediği gibi. Mevcut sıkıntımızın adı bizim dünyayı murad eden yanımız. Elbette aramızda ukbayı murad edenler var. Ama dünyayı murad edenlerimiz çoğaldılar. Düşünün ki Cenab-ı Hak Bedir'de nasip ettiği muzafferiyeti Uhud'da da tam nasip etmek üzereyken dedi ki وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ Allah size vaadini gerçekleştirmişti. Onları sıra sıra savaş meydanında haklıyordunuz. Ama ne oldu? حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz muzafferiyeti Cenab-ı Hak size göstermişken ne oldu? Dağıldınız, yürekleriniz dağıldı. Niyetleriniz feşiltum, motivasyon, amaçladığınız şey sapma gerçekleşti. Ya Rabbi nice bir şeydir bu dersek? Dedi ki minkum men yuridu dunya. Aranızda dünyayı murad edenler var. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Yine aranızda ahireti murad edenler var. Ama aralarında dünyayı murad edenlerin talil edildiği bir bağlam bu. Ve neticeye aksetmiş, neticeye yansımış. Küffara Cenab-ı Hak içinde Resulullah'ın bulunduğu bir orduya üstünlük sağlama imkanını vermiş. Şimdi biz kalkalım nasıl? Ya Rabbi bize nasıl onları üzerimize, onlara baskın gelmesine, galebe çalmasına bize fırsat veriyorsun. Ya içlerinde Resulullah varken bile ordunun bir kısmı dünyayı murad etmeye yüz tuttuğunda işler tersine gidiyor. Birileri daha doğru اِذْ تُسَعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدٍ Koşup duruyorlar, tırmanıyorlar. Geride kim kalmış vesaire bakmıyorlar. En geride Resulullah kahraman, cesaretli وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ Resulullah'ın yeri belli, en geride. Ordunun komutanı en son savaş meydanını terk ediyor. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ Cenab-ı Hak size büyük gam yaşattı. Değil mi ki siz Cenab-ı Hakk'ın size vaat ettiği ve müjdeyi duyunca la nakilu ve la nestakil sevinip beş beş olduğunuz ve bu uğurda ölmek için Resulullah'ı müdafaa etmek üzere yol gözlediğiniz. Bu arada Bera bin Ma'rur yol gözlemiş. Resulullah ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye ömrü yetmemiş. Resulullah'ın gelmesine az bir zaman kala vefat etmiş. Vefat etmek üzere demiş ki benim yüzümü Kabe'ye doğru döndürün. Resulullah gelince de malım hakkındaki hükmünü o versin. Ne yapıyorsa karar ona kalsın. İnanıyorum ki bütün savaş meydanlarının Bedir'inde, Uhud'unda Resulullah'la birlikte bütün meşahidin sevabını aldı. Çünkü o öyle bir söz verdi ve öyle bekledi. Müminler Cenab-ı Hak diyor ki iki türdür. Hani bir ara bir söz vardı ya bundandır ya da olmaya namzettir diye hatırlarsanız. Şimdi ona benzer şekilde Cenab-ı Hak diyor ki müminler şöyledir. رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a verdiği vaade sadakat gösterenlerdir. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ Bir kısmı sırasını savmuş canını teslim etmiştir. Diğerleri de beklemektedir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَدِرْ Demedi geride birileri beklemekten vazgeçer, dünyaya meyleder, artık dünyayı murad eder. Öteye gitmekten Cenab-ı Hakk'ın وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahirete yakin olan bağlılığından kopar. Onlardan bahsetmedi. Bir ayette böylelerini
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Şu kendisine ayetlerini verdiğimiz adamı, yani o da müminmiş vaktiyle. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini iyi bilmiş, kavramış bir adammış. Bunları bir kere öğrenince, böyle olunca artık durum garanti olmuyor. Ama sonra dünyaya meyletmiş. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ. Sonsuz beklentisiyle dünyaya yönelmiş. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ve artık hevasının peşine düşmüş. Artık arzularını gerçekleştirmesinin derdinde. Artık yaz tatilinde nerede, kışın nerede, şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım. Dinini bırakın başkalarıyla paylaşmayı, doğru düzgün yaşamayı bile aksatıyor. Doğru düzgün yaşamayı aksattığı gibi doğru düzgün öğrenmeyi de aksatıyor. Böyle bir وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Kenarından kenarından ümmet olarak resmimizden bahsediyorum. Ümmet olarak resmimiz bu iken, durumumuz bu iken Bedir'dekilerin muzafferiyetini bekliyoruz. Uhud'dakilere bile Cenab-ı Hak artık aralarında dünyayı murad edenler var deyip durumu değiştirmesine, hem de savaşın ortasında değiştirmesine. Niye? Diyor ki siz kalplerinizi değiştirirseniz ben de o anda değiştiririm. O gecikmeden, hani bu savaşı verdik bari bunu alsınlar da sonrakinde. Hayır hayır. Allah vaadini gerçekleştirdi. Sonuca geldiler. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. O sevdiğiniz muzafferiyeti gördünüz. Sonra kalpleriniz ne güzel ganimetler diye buraya dönünce Cenab-ı Hak işi çevirdi. O yüzden şu anda dünyanın en büyük vahşetini yapanlar aslında bize çok uzak kimseler değiller. Gitseniz Hazreti İbrahim'i sorsanız bilirler. Hazreti İshak'ı sorsanız bilirler. Hazreti Yakub'u sorsanız bilirler. Cenab-ı Hak onlara ya beni İsrail diye seslendi. Ey İsrail'in çocukları, ey peygamber çocukları demek, ey Yakub'un çocukları demek. Şu binanın önünde, şuradaki bir oturacak yerde, vaktiyle genç bir yaşında, lisede öğrenciyken, turizm rehberliği yaptığım yıllarda, birkaç turistle böyle konuşuyoruz. Peygamberlerden, onların isimlerinden bahsediyorum. Onları İslam'a davet ediyorum. Bana dedi ki bu peygamberler bizim peygamberlerimiz. Böyle kala kaldım. Dedi yani sadece peygamberlerimiz değil dedi. Bunlar aynı zamanda bizim atalarımız. Şaşırdık dedi yani bu kadar sahiplenmene, bu kadar onları bilmene. Ben o günden sonra şu ayetleri daha iyi bir anladım. Hazreti İbrahim'in aleyhissalatu vesselam وَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي. Bana tabi olan bendendir. Demedi ki benim soyumdan gelen bendendir. Dedi ki وَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي. O yüzden Cenab-ı Hak اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِاِبْرَاه۪يمَ. İbrahim'e en evla olanlar, en yakın olanlar demedi soyundan gelenlerdir. Dedi ki لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ. Peşinden gidenlerdir. Sonra Resulullah'a, şanına, nübüvvetine iltifat ile وَهَذَا النَّبِيُّ. Ve bu peygamber وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ve iman edenler. Biz aynı mesajın peşindeyiz. Aynı Rabbe kulluğun peşindeyiz. Allah'tan gayrısına kulluktan tertemiz, hanif Müslümanlar olarak. İbrahim'in vefat ederken aleyhissalatu vesselam, oğlu Yakub'un vefat ederken aleyhissalatu vesselam, çocuklarına aman ha neye tapacaksınız benden sonra? وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاه۪يمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الد۪ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yakup da İbrahim de çocuklarına vefat ederken ey çocuklarım sakın ha başka türlü ölmeyin. Ancak Müslümanlar olarak, ancak Allah'a teslim olmuş olarak ölün. Allah'tan gayrı bir şeye tapmayın. Allah size dini tertemiz kıldı. Kirletmeyin.
اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفَى لَكُمُ الد۪ينَ. Değil mi ki bu mesajın sahibiyiz? Hazreti İbrahim'in en yakınındayız. اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِاِبْرَاهِيمِ. Peki diyeceksiniz ki bunlar tevhidden uzak düştüler de o yüzden mi böyle savruldular? Babalarının, atalarının yolundan böyle uzaklaştılar, böyle vahşileştiler. Cenab-ı Hak dedi ki, bunlar ne yaptılar biliyor musunuz dedi. Bunlar, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Bu ayet Yahudilerle ilgili olan ayetlerin arasındadır. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُ. Bu ayetten hemen sonra Cenab-ı Hak, bunlar var ya bu Yahudiler, dünyayı satın alıp ahireti para gibi elden çıkaranlardır. اِشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ. Ahirette bunların azapları hafifletilmez bile. Dünyayı murat haline getirmek. Ne demek? Amaç haline getirmek. Demiyoruz bir şeyler kazanmak dünyadan kötü, kesbetmek kötü. Hayır. Resulullah ve ashabı gece gündüz çalışanlardı. Ama sorsan ki bu çalıştıklarınızla ne yapmak istiyorsunuz? Başta maişetlerini ve sonra infak ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasını. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ. Mallarınızla cihad edin. Mal olmazsa nasıl cihad edecek? Ama bunu amaç haline getirince ne değişiyor? Böyleleri Allah yolunda bir şey infak etmeye kolay kolay yanaşmaz. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. İstemeye istemeye kendisini bu uğurda adamaya, Cenab-ı Hakk'ın mesajını başkalarıyla paylaşmaya böyle şeylere gelmez. Otura kalır. اِذَّا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ. Böyle olan peygamber çocukları şimdi onları وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا. Hayata en hırsla bağlı olan kimselere dönüştüler. En hırsla bağlılar ve bu uğurda insanları katletmekten, yani gerekirse nükleer atalım diyor, atalım yok edelim, burayı boşaltalım, buradan diyor denizi görecek kadar önümüz açılsın diyor. Yazık değil mi buradaki insanların evlerinden deniz gözükmüyor diyor. Gazze önünü kapatıyormuş da. Dalga geçiyor koca bir ümmet ile. Hizyin adı budur. Cenab-ı Hak onların eliyle bize hizyi yaşatıyor. Çünkü bizim durumumuzu Cenab-ı Hak bu halimizle beğenmiyor. Allah bizi unutmazdı. Cenab-ı Hak Kur'an'da unuttuklarını sadece şöyle tarif etti. وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ. Münafıklar var ya, onlar birbirlerindendir. Özellikleri nedir? Birbirlerine münkeri salık verirler. Kötüsünü birbirlerine teşvik ederler. Marufu, ya boşver yapma ya. Namaza gitme boşver. Ya boşver tesettürden. Ya boşver şu ibadetten. Şunu yapalım, bunu edelim. Alameti farikaları ya'muruna bil munkar. Münkeri emreder. Ve yenhevne alin maruf. Bir başka alameti farikaları infak edemezler. Yani illa vahum karihun. Dostlar pazarda görsün kadarını demiyoruz. Elleri sıkıdır. Allah yolunda harcayamazlar. Cenab-ı Hak böyleleri için nesullaha, onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Böyle olursa o zaman yardım gelmez. O zaman sıkıntı başa gelir. Ümmet büyük bir felaket içerisinde, yeraltı ve yerüstü kaynakları küffarın kolay eriştiği, kolay sömürdüğü bir biçimde her türlü aşağılanıyor. İş gücü aşağılanıyor, emeği aşağılanıyor, şahsiyeti, onuru aşağılanıyor. Cenab-ı Hakk'ın planı her zaman söylüyorum tıkır tıkır işliyor. İşleyen plan Allah'ın planıdır. Ve Cenab-ı Hak planını hep bizim iyiliğimiz için işletir.
وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Diyeceksiniz ki bu kadar acıyla bize nasıl iyilik Cenab-ı Hak yaşatacak? Cenab-ı Hak dedi ki وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ne yaptı Uhud'dakilere? وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ dedi. Kalplerinizdekileri Cenab-ı Hak temizleyecek. Isıtarak, gam üstüne gam verip acıtarak, yakarak sıkıntılar içerisinde. Şu an biz bu yangınları kendimize ayna tutan Gazze'deki olayların üzerine yaşıyoruz. Bu içine düştüğümüz sıkıntıyı sabahında akşamında Cenab-ı Hak yüreğimize kadar eriştiriyor. Kendimize gelmek için Allah Azze ve Celle'nin dinine onun istediği şekilde sarılmak. Önce iyice güzelce öğrenmek, sonra yaşamak ve sonra onu başkalarıyla paylaşmak üzere. Ne yapmak lazım? Bu süreci nesillerimiz üzerinden planlamamız lazım. Günümüz dünyasında iletişim eskisi gibi değil. Bir yere gitmek için sınırı geçmeniz gerekmiyor. İnternetten de yapıyorsunuz, telefondan da yapıyorsunuz, televizyondan da yapabiliyorsunuz. İnsanlara Allah'ın mesajını anlatabiliyorsunuz. Gazze bize öğretti ki medya çağımızdaki en önemli araçlardan bir tanesidir. Ve Allah Azze ve Celle öyle bir plan kurdu ki medyayı ellerinde zanneden Yahudiler tabiri caizse ellerinde patladı. İnkalebe sihru alessahir. Dünyanın her tarafında medyaları satın almış. Biz burada ne yaparsak yapalım, batılılar ne yaptığımızı asla anlamayacaklar. Sandılar, yok bebeklerin başı şöyle kesilmiş, yok şöyle olmuşlar, yok şu kadar kadına tecavüz edilmiş. 3 gün sürmedi yalanları. Cenab-ı Hakk'ın planı alt üst etti. Bir baktılar, Müslümanlardan öyle insanlar bunları öyle paylaşıyorlar, öyle aktarıyorlar, öyle çoğaltıyorlar. Yabancı dilde bilenler bunları güzel kesitler halinde dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştırıyorlar. Batılı insanın vicdanına hak davanın mesajının hiç istenmedik bir şekilde erişimine yol açtılar. Hiç beklemedikleri bir şeydi. İnsanlar sıra sıra gelip Kur'an aldılar. Bu insanları böylesine ölüme götüren tevekkül, bu denli hakikati gözle görür bir biçimde yavrusunu buradan uğurluyor, yakın bir zamanda da kendisi ona kavuşmayı umuyor. Bu hangi inanç, bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir teslimiyet? Bu dini ben de öğrenmek istiyorum diyen batılıların peyderpey İslam'la buluşması. Bizim aksattığımız mesajı Cenab-ı Hak onların şühedanın tertemiz kanları üzerinden yükseltiyor. Bizim rahatımızı bozup da televizyon kuralım, gençlerimize İngilizce öğretelim. Bundan 1 sene önceydi veya 2 sene önceydi Latin Amerika'ya gitmiştim. Koca bir kıta böyle, koca bir kıta. Bütün yaptığım şey 3-5 adamla karşılaşsam, tanışsam ona İslam hakkında ne biliyorsun diye soruyordum. Bir şey bilmiyorum diyor. Duydum diyor, Müslümanlar varmış ama bir şey bilmiyorum diyor. Ve burada milyonlarca, 100 milyonlarca insan yaşıyor. Sahabe-i kiram bu dünyada hayatta olsaydılar, böyle bir yerin olduğunu duysaydılar, biz stratejik planı şimdi öğrendik. Onlar stratejik planın tabiri caizse canını okudular, bütün dünyayı değiştirdiler. Hemen stratejik planlarını yapar. Bunların dilleri nedir? Buraya nasıl gidilir? Ve nasıl gençler yetiştirmeli? Ve buraya çabucak o gençlerimizi göndermeli? Oradan kızlarla evlendirmeli? Bunların merhalelerini de adım adım planlayıp bunun derdine düşerlerdi. Beri tarafta koca bir Avustralya kıtası, beri tarafta koskoca bir Kanada, Amerika, Avrupa dibimizde gidenlerimiz orada, işçilerimiz tebliğ için de gitmiş değiller. Geçim için gitmişler. O bile Avrupa'yı, onların diliyle söyleyelim, zehirledi. Keşke hiç almayaydık. İş gücü diye aldık. Şimdi Müslümanlığı Avrupa'da yayıyorlar.
Avrupa git be git gün be gün Müslümanlaşıyor. Geçen Avrupa Müslümanları Birliği toplantısında İstanbul'da Fransa'dan gelen bir zat dedi ki şu anda Fransız kabinesinde ailesinde bir Müslüman olmayan kimse yok dedi. Ya karısı Müslüman, ya yeğeni Müslüman, ya dayısı Müslüman ama kendi kanından, kendi ailesinde illaki tanıdığı bir Müslüman var. Avrupa'nın ilk Müslüman olacak ülkesi olarak hesaplanıyor. Bu gidişle devam ederse. İşin arkasında bir Gazze kadar toprak parçası değil mesele. Meselenin esası hak ve batılın mücadelesidir. Cenab-ı Hak bir yandan ne dedi? Bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye dedi. Misyon bu. Vizyon da her tarafa, gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam'ın mesajının ulaştırılması. Peki şeytanlar ne yapıyorlar? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ Asıl işin odak noktasını söylüyorum. Televizyonlarda çok şeyler dinleyeceksiniz. Gazlar dinleyeceksiniz, petroller dinleyeceksiniz. Bunlar aradaki taşlar bunlar. Eskiden büyük bir istihbaratçı vardı böyle. Allah rahmet eylesin, böyle televizyonlara çok sık çıkarırlardı. Bir gün işte dünyadaki devleri bahsediyor, teşkilatları bahsediyor. Onların da arkasında şunlar var, ötekileri bahsediyor. Onların da bir ara böyle soru soran adam, onların da arkasında kim var? Onların da deyince sıkıştı, kaldı. Dedi ya böyle hani bittim dedi yani. Yani hepsinin arkasında illa biri olması gerekmiyor dedi. Bana sorarsan Allah var derim dedi hepsinin arkasında. Çünkü dedi bu güç mihraklarının hepsi etki etmeye çalışıyor. Kimse sonucu garanti edemez. Hiçbir şeytani süreç sonucu garanti edemez. Sonuca Allah yol verir. Bedir'de sonuca Allah yol verir. Uhud'da da sonuca Allah yol verir. Ve Cenab-ı Hakk'ın hikmeti vardır yol verdiği süreçte. Kafire yol verdiğinde de hikmeti vardır. Mümine yol verdiğinde de. Dolayısıyla plan Allah'ın planı, şeytanlar bunun karşısında duranlardır. Onlar da istiyorlar ki risaletle gelen mesaj dursun, önü kesilsin, önü alınsın istiyorlar. Allah dedi ki لِكُلِّ نَب۪يِّنَا عَدُوًا Hem de her peygamberde böyle düşmanlar peygamberlerin karşısına dikildiler. شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ Peygamberlerin her birinin karşısında şeytanlar dikilirse, dikiliyorsa وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Evrensel mesajın kıyamete kadar sahibi, صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَم۪ينَ Resulullah'ın karşısına nasıl dikildiler? Nasıl plan yapıyorlar gece gündüz? Ve insanlarla irtibatları var. شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Oradan yaldızlı sözler, propaganda dili üretiliyor. İslam'ın önünün kesilmesi için istemiyorlar, İslam ilerliyor. Durdurmak istiyorlar. Adamlar koca Amerika'da iki tane kuleyi indirdiler. Binlerce adamı katlettiler. İslam'ın üzerine kara çalmak için kandırdıkları yahut kendi elemanları üzerinden ön yargıları sağlamlaştırmak, keskinleştirmek İslam'ın artık hiçbir yerde kendisini ifade edemeyeceği kadar ötekileştirilmesini sağlamak için ne örgütler geliştirdiler el altında, ne vahşi tablolar ortaya çıkardılar. İslam artık durmalı, ilerliyor. Dediler ki bu iş barışla olmayacak. Barış ortamı bu işe yaramaz. Avrupa barış ortamında herkes konuşuyor, anlatıyor, isteyen istediğini söyleyebiliyor. Siz böyle devam ederseniz çok yakın zamanda her taraf Müslüman olur. Bu işin önünü almak lazım, artık hararetli ortama geçmek lazım. Birileri savaşın düğmesine bastı. Cenab-ı Hak bize bunu haber verdi ki bu Yahudiler bunu her zaman yapmaya istekliler. Allah
önlüyor, mani oluyor. Buyurdu ki kullema avkadu naran lil harbi atfa'ahallah. Her defasında harbin fitilini ateşlemek istediklerinde Allah söndürdü. Demek ki Yahudiler ne yapmak istiyorlar? Harbin fitilini ateşlemek istiyorlar. İstiyorlar ki harp yayılsın, çoğalsın. Kim bilir bizi bir şekilde işin içerisine çekmek, harbin tam ortasına düşürmek, Orta Doğu coğrafyasında büyük bir harp alevlendirmek, sonra da kenara çekilip bunun ganimetlerini toplamak ve İslam'ı Batı dünyasına savaşan, katleden, birbirlerine girmiş insanlar olarak, cani, katil kimseler olarak barış bize yaramadı dediler ama biz biliyoruz barış bize yarıyor. Cenab-ı Hak savaşın ortasında olsa bile وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Resulullah niçin Hudeybiye'de hem de aleyhte maddelere rağmen değil mi ki sulh? Sulh bize yarar. Sulha imza attı. Hem de bize öyle bir yaradı ki iki seneye kalmadı. Dağ taş ordularla doldu. İslam orduları fethe Mekke'ye doğru yürüdü. Barış bize yarar. Dolayısıyla birileri ateş, harbin fitilini ateşliyor ki bunu yaymak istiyor. Neden bunu yapmak istiyor? İslam'ın mesajının erişimini engellemek üzere. Dolayısıyla Gazze bize öğretti ki bizim esas görevimiz İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve sonra başkalarıyla anlatmaktı. Bunu ihmal edince Cenab-ı Hak bizi tabir caizse döve döve yumahhesa öyle bir şey. Acıta acıta, yaka yaka. Çünkü temhis böyle ateşin üzerindeki bir durum. Kalpteki o dünyaya dair muradın ortadan kaldırılması. İnna ahlasnahum bi halisatin zikraddar noktasına getirilmesi için. Yani hayali, derdi, dünyada kazandıkların bu kadar kazansa bile kalbinde ukbanın hevesi ufukta duruyor. Asla onun üstüne bir dünyevi heyecan yükselemiyor. Cenab-ı Hak temhis ile bizi buna alıştırıyor. O zaman medya gücünü çok iyi kullanmamız gerektiğini öğrendik. Bir başka öğrendiğimiz husus askeri boyut. Dün ellerinde sapan bulunanlar sapanla ne kadar caydırabilirlerdi? Az bir şey, bir şeyler geliştirmişler, roketler yapmışlar. En azından bir tankı vuracak kadar, tanktakileri öldürecek kadar adamların canını okudular. Canlarını sıktılar. Kendilerinden adam ölüyor. Hiç ölü vermeyen bir tane tutsağına bile koca hapishaneleri boşaltıp, Isaac Jalit olayını bilirsiniz, şimdi onlarca yüzlerce tutsağını geri alamadığı gibi içeri girdiğinden beri de binlerce askerini kaybetmiş durumda. Kuzeyden çekilmek zorunda kaldı. Askerler durmuyorlar. Her an tankın içerisinde bir taraftan gelecek bir roketle ölümden annesine mesaj atıp duruyor. Ölmek istemiyorum diye. Askerlerini kuzeyden çekmek zorunda kaldılar. Güneye saldırmak istiyor. Dünya diyor ki artık bu eski dünya değil. Sizin yaptığınıza uyandık. Siz bu insanları katlediyorsunuz. Siyonist şaşkın. Bu kadar medya gücümle dünyanın kamuoyunu yönetemiyorum. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Anladık ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ Gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Son 100 yılda bütün gençlere dendi ki özellikle İslam ümmetinde dünyanın savaşlarla ilgili olan o dönemi kapandı. Onlar tarihte olan şeylerdir. Soğuk savaş diye bir şey icat ettiler. Artık silaha şuna buna ihtiyaç yok dediler. Bize silah vesaire bunları yapmayın. Lazımsa 3-5 tane biz verelim dediler. Bize bu politikayı uyguladılar. Ama Gazze bize gösterdi ki eğer namusunu koruyacak kadar, düşmanını caydıracak kadar silahın yoksa belindeki silahla kapını ayağıyla vurup kırıyor, içeri giriyor, kız çocuklarını sağa, anneyi sol tarafa, adamı da burada bağlayıp diz çöktürüyor ve sonra dişlerini göstere göstere o adama fotoğraf çektiriyor, kadına fotoğraf çektiriyor.
ve onları zapt edip götürüyor. Ve sonra duyuyoruz ki iffetlerine el uzatılanlar, böbreklerine, vücutlarına işkenceler yapılanlar, ne tür eziyetlere uğratılanlar. Dünyanın 21. yüzyılındayız, görüntüler canlı canlı geliyor, hiçbir şey değişmiyor. Anladık ki eğer kendi gücün ile kendi namusunu, haysiyetini, vatanını, şerefini kendin koruyacak kadar askeri hazırlığın yok ise tehlikedesin demektir. Gazze'de 30 bin metrekarelik alanda bunu yapanlar nedir yani? Akdeniz'in dibindeki bir yer. Şu Anadolu'ya bir bakın. Şu güzelim Anadolu coğrafyasına bakın. Bize burayı bırakırlar mı? Askeri hazırlığımızın Cenab-ı Hakk'ın emrettiği üzere düşmanı caydıracak ölçü o. Turhibune bihi aduvallahi. Allah'ın düşmanını caydıracak kadar askeri gücünüz olacak. Şöyle uzaktan bakınca diyecek ki gider bulaşırsam beni işimi bitirir, benden daha çok gücü var. Bu düzeyde olmazsanız namusunuz tehlikede, ırzınız tehlikede, vatanınız tehlikede. Değmesin mabedimin göğsüne. Namahrem eli diye mabediniz tehlikededir. Gazze bize bunu öğretti ki en küçük bir roket bile son derece değerlidir. Düşmanı caydıracak. Ama varmamız gereken nokta düşmanı caydıracak baskın üstünlük. Eğer bu henüz mümkün değilse en azından dengeli güç. Ama asla daha düşük, daha zayıf. Allah bize bunu men etti. Hepsi nükleer güç. Binlerce nükleer başlıklı füzeleri var. Küçücük İsrail'in 400 tane nükleer başlıklı füzesi var. Biz de nükleer güç olalım demiyoruz illa. Ama siz niye bu nükleer güçlerinizden dünyaya söz verdiğiniz gibi vazgeçmiyorsunuz? Hani anlaşma imzalamıştınız, nükleer güçlerden dünyayı kurtaracak, bunlardan arındıracak ve temizleyecektiniz. Sözünüzü yerinize getirmezseniz bu asimetrik durum sürdürülebilir gözükmüyor. Biz güçlü olacağız, siz güçsüz kalacaksınız. Buna hiçbir aklı başında kimse adil ve insaflı olarak bakamaz. Dolayısıyla Gazze bize öğretti ki dünyada güç dağılımını gözetmek zorundayız. Atalarımız bu demiş ki su uyur, düşman uyumaz. Gaflete düşemeyiz. 100 yıl önce bu coğrafyada yaşananların yeniden yaşanmaması için hiçbir sebep yok. Oturur televizyonlarında seyrederler. Şu anda Amerikalı senatörler gazeteci yanına gidiyor, diyor ki çocukları katlediyorlar. Şöyle şöyle oluyor, fosfor yanıklarıyla çocuklar yavaş yavaş can veriyor. Bakın görüntülere, fotoğraflara bakın diyor. O iyi giyimli, modern dünyanın bilmem ne sözleşmelerine imza atmış Amerikalı senatörü diyor ki hepsini öldürmek lazım. Kimin sözü haklı çıktı? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Allah gibi sana hiç kimse doğruyu haber vermez diyen Cenab-ı Hakk'ın sözü haklı çıktı ki لَا يَرْقُبُونَ ف۪يكُمْ اِلَّنْ وَلَا ذِمَّ Sizin hakkınızda asla hiçbir anlaşmayı gözetmezler, hiçbir hukuku gözetmezler. Şimdilik يُرْضُونَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ Ağızlarıyla güzel konuşuyorlar sizi kandırmak için وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ Kalpleri asla buna yanaşmaz. Gazze bize öğretti ki leysu seva, hepsi bir değil. Şeytanlarla işbirliği yapmış Siyonistler vellezine eşraku ve yine onlar gibi dünyaya hırsla bağlı olan vellezine eşraku müşrikler, ama ötede bir de İslam olmaya namzet kimseler var. Milyonlar, kalabalıklar halinde Amerika'da, İspanya'da, buradaki mezalime yağmur altında vesaire isyan eden, kabul etmeyen, bizi buradan baktığımızda ya Allah'ın mesajına ne kadar layık, Cenab-ı Hakk'ın hidayetine ne kadar uygun gözüküyorsun diye imrendiğimiz kimseler. Gazze bize bunları sahne sahne gözümüzün önüne getirdi, koydu. Artık global dünyanın, küresel dünyanın hakikaten küçücük bir köy olduğunu 30 bin metrekarelik Gazze
üzerinden gün be gün izlemeye başladık. Ta Korelerden görüntüler geliyor. Adım adım İslam şehadet haberleri geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Gazze'den yayılan nurun sedasının yankılarına tanık oluyoruz. Askeri boyutu Gazze bize yeniden öğretti. Öğretti ki asla geçilemez değiller. Bize gençliğimizde diyorlardı ki yani siz ancak işte 3-5 belki onların yaptığı fabrikalarda çalışırsınız. Onlar almışlar başlarını gitmişler. Siz yere düşen bir kağıdın inip eğildiğinizde bile alıp okuyorlar onlar. Ruhunuzu okuyorlar, canınızı okuyorlar. İçinizden geçenleri biliyorlar. Bizi yese düşürmek istediler. Yapamazsınız edemezsiniz diye. Gazze bize öğretti ki toprak altında bile olsa, en büyük imkansızlıklar içinde bile olsa Allah hesabı da öğretir. Teknik bilgiyi de öğretir. Bu arada bu teknik bilginin oraya nasıl gittiğini az çok tahmin edebiliyoruz. Birileri çalışıyor, her kim çalışıyor ise Allah Azze ve Celle'nin rızası uğrunda bazen seslerine tanık olup Türkçe ifadelerle de duyuyorsunuz. Bunlar mühendislik olmadan, malzeme olmadan, bilgi olmadan olacak şeyler değil. Dünyanın en gelişmiş tankını tek seferde yerle bir ediyor. Gidip sonradan işi bitmiş halde görüntülerini çekiyorlar. Neredeyse eritmiş tankı. Nasıl bir infilak sistemi var. Adım adım içeriye nüfuz ediyor. Allah Azze ve Celle dedi ki اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Yeter ki Allah size yardım etsin. Size kimse galip olamaz. O yüzden gençlerimiz Gazze üzerinden öğrendiler ki biz istersek, Cenab-ı Hakk'a sığınırsak cihat gayesiyle vatanımızı, ırzımızı, namusumuzu, dinimizi, diyanetimizi korumak üzere adım atarsak İHA'sını da yaparız, SİHA'sını da yaparız. En ileri teknolojiyi de geliştirir, düşmanı ağzı açık şaşkın bırakırız. Ve Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu تُرْهِبُونَ بِهِ يَعْدُوَ اللّٰهِ şaşırtırsınız, ürkerler, uzaktan uzağa korkarlar. Aman bulaşmayalım derler. Ama bu ne zaman olur? Bu adımları önce dünyayı murad etmekten vazgeçip sonra bu hayatı kun fi dunya ke enneke garibun ev abiru sebil modelinde gelip geçtiğim bir hayat, güzel bir hayat ortaya çıkarıp sonsuz cennetlere doğru yol alacağım düşüncesiyle şehadete bu kadar yakın bir ümmet anlayışı. Bakın ileride benim mezun olduğum lise var. Kapısına bir kabartma yapmışlar. Bir önceki gelişimde tanık oldum. Çanakkale Harbi yıllarında okulun üzerine yazmışlar ki burası Sultan Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri tarafından inşa edilen bir okul. Çanakkale Harbi patlak verince liseli öğrenciler buradan Çanakkale'ye gitmişler. Liseli öğrenciler ne demek? 15, 16, 17 yaşlarında. Bu okulumuz hiç mezun vermediği yıllar yok. Başından beri hep mezun vermiş. Hiçbir şey okulu mezun vermeye kesintiye uğratmamış. Sadece o 3 yıl hiçbir mezunu yok. Çünkü o giden öğrenciler bir daha hiç geri gelmemişler. Şehadete tutkulu Resulullah'ın buyurduğu men se'elallaha şehadete nâle menâzile şuhada. Hepsi şehadet için dua ediyor. Cenab-ı Hak bazılarına nasip ediyor. Nasip etmedikleri de aynı neticeye kavuşuyorlar. Çünkü sıdkan min kalbihi, kalbinden içtenlikle bunu istemiş. Allah onları da şehitlerin menaziline kavuşturur. Buyurdu. Ve in mâte alâ firâşihi. Velev ki yatağında ölse bile. Dolayısıyla müminler iki çeşittir. Ya ölmüş, uzanmış, yatıyor bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor misali, ya da sırasını bekleyenler. Ya şehadete kavuşmuş ya da sırasını bekleyenler. Müminler böylesi iki grup, iki türdür, başka bir üçüncüsü yok. Böyle olunca o zaman askeri süreçte de bakmışsın mühendisliği bu aşkla okuyor. Böyle olacağım diye, böyle geliştireceğim diye gençlerimizin bu motivasyonla vatana
ve ecdadın mirası olan ilahi kelimetullah ruhuna sarılması. Bu ana gelmedikten sonra Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve hoşnutluğunu üzerimize celbedemeyiz. Siyasi boyut yine askeri sürecin, Gazze sürecinin bize öğrettiği korkunç bir şey. Dünyada teşkilatlar kurmuşlar, savaşları önlemek, zulümlerin önüne geçmek üzere. Gelmişiz 21. yüzyıla, katliam canlı yayınlarda işleniyor. Birleşmiş Milletler'in başındaki zat çıkıp utanıyorum kendinden diyor, müessesenin hiçbir işlevi yok. 5 tane büyük ülke, İsrail'in kendini savunma hakkı var diye bir nakarat tutturmuşlar. Her gün ölen canlar hiç umurlarında değil. Müminlerin siyasi birliklerinin olmaması Gazze'nin bize öğrettiği en önemli mesajlardan bir tanesi. Belki tek devlet olmayabiliriz ama Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Birbirimizin dostu olmak zorundayız. Birbirimize yapılan zulmü ve hıyaneti kendimize yapılmış sayacak bir savunma paktımız olması lazım. Nasıl Atlantik Paktı'nda 5. madde var, bir tanesine gelen saldırı hepimize gelmiştir deniyor. Müminlerin de böyle olması lazım. Olmazsa Orta Doğu'nun odağında, kalbinde adam günlük çocuk doğuruyor, günlük insanları yüzlerce binlerce katlediyor, harekete geçemiyoruz. Türkiye bu konuda çok istekli, diğer ülkeler siyasi iradelerini milli iradeleri olarak yansıtamamış çoğu İslam ülkesi, Yahudinin aslında Siyonistin daha doğrusu ele geçirmiş olduğu ülkelerdir. Başlarına birilerini koymuşlar, yönetiyorlar. Milletin iradesinin yukarıya yansımasına fırsat vermiyorlar. Ve bu ülkeler, Gazze eğer derlenir toparlanır da buradan bir milli irade İslami olarak yükselirse bize tehdit oluşturur diye arkadan arkaya İsrail'e diyorlarmış ki işine devam et, sakın yarı canlı bırakma, burayı temizle diye. Ve bunlar gelince İslam Birliği Teşkilatı'nda kınayalım sadece dediler, başka hiçbir şeye yanaşmadılar. Cenab-ı Hak dedi ki eğer birlik olmazsanız ben neticeyi size söyleyeyim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Kafirleri görüyorsunuz. Birbirleriyle nasıl işbirliği yapıyorlar? Dostane, aynı çıkarlar etrafında buluşuyorlar. Eğer siz de hak dava uğrunda aynı dostluğu illa tefaluhu yapmazsanız tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. O zaman yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir fesad olur. Letufsidunne fil ardi marrateyni dediği ayetteki o fesadı yaşıyoruz şu anda. Çünkü dağınık durumdayız. Paramparçayız. Birbirimizi beğenmiyor. Birbirimizi aşağılıyor. Arap Türk'ü beğenmiyor. Türk ötekini beğenmiyor. Beriki Laz'ı, öteki Kürd'ü beğenmiyor. Halbuki biz müminler olarak yani en istenmedik bir Yunan de, Ermeni de, kim dersen de Müslüman oldu mu her şey bitmiyor muydu? Babaannemin bir tane çok yakın arkadaşı varmış. Burada Suzan Hanım mıydı baba adı? Babaannem öğrenmiş ki bu kadın meğer aslen Ermeniymiş diye. Sonra selamı sabaha kesmiş. Kadın gelip babaanneme demiş ki ya demiş Sayma Hanım ben demiş ama Müslüman olmuşum. He sen onu duydun. O yüzden beni artık gelip gitmişsin. Halbuki kankaymışlar. Ondan sonra babaannem her şeyi unutmuş. Eskisi gibi yine aynı yakınlığa devam etmiş. Biz Adem'in çocukları olarak kullukum min Adem ve Adem'u min tin diyen Resulullah'ın peşindeyiz. Biz Hazreti İbrahim'in peşindeyiz. Bütün insanları Hazreti Adem'in soyundan bilen, kardeş bilen, biz asla Yahudileşmeyiz.
Yahudileşmek istemiyoruz. Yahudileşirsek Allah İsrail'in çocuklarını aleyhissalatü vesselam nasıl gözden çıkardıysa biz peygamber çocuğu da değiliz. Bizi haydi haydi gözden çıkarır. O bakımdan yeter ki Müslüman olsun, bağrımıza basacak bir içtenlikle ümmet ruhunu kuşanmalıyız ki Resulullah'ın ümmetinin toplanacağı yerde kendimize yer bulabilelim. Sözlerimi tamamlıyorum efendim. Gazze'nin bize öğrettiği son boyut iktisadi boyuttur. Ekonomik güç son derece önemlidir. Ekonomik gücü olmayan bir ülke nitelikli ürünler üretemiyor. Yurt dışına bunları satamıyor. Sattığı domatesten, maydanozdan, efendim limondan ibaret. Pamuktan, şundan bundan ibaret. Diğer taraftan adam bir tane bir şey satıyor. Senin koca bir konteyner domatesini satın alıyor. Sen de her ay içeride dolar kalmıyor. Cari açıkla mücadele ediyorsun. Kuru yönetemiyorsun. İktisaden toparlanamaz, ayaklanamaz, kendimize gelemez isek Resulullah'ın Medine'de yaptığını biz yapamayız. Resulullah iktisadi hayata hemen dikkat kesildi ve hemen kendi pazarını kurdu. Eğer kendi pazarımızı kurmaz, kendi sanayimizi geliştirmez, nitelikli ürünlerimizi kendimiz üretecek ve kendi kendimize yetecek hem askeri bakımdan hem diğer hayatın bütün mecralarında teknoloji üreterek bunları yapmaz isek buradaki zayıflığımız bile bizi yine geri düşürür. Gazze bize öğretti ki ekonomik güç hele hele bizim yeraltı yerüstü zenginliklerimizle elimizde bulunan bu güç ile küçücük bir boykota yöneldik. Şu suya bunu değil de şunu içeyim dedik, bu kadarı bile adamların belini burktu. Eyvah ne oluyor diye cirolar düşüyor. Koca bir devasa müessese kurmuş. Kârdan bile zarar etmeye başladıklarında canları yanıyor. Gazze bize öğretti ki Cenab-ı Hak bize hayatın hangi alanını ki bütün alanlarını onun rızası uğrunda imar etme sorumluluğumuz var. وَالَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Burayı imar edeceğiz. Şu gördüğünüz bina bir imarın ürünüdür. Öyle imar edeceğiz ki bütün mecralarda hayatın en öne bizim ümmetimizin insanları ve gençleri geçecek. Medeniyet ipini yeniden göğüsleyecek ama bunu Cenab-ı Hakk'ın bize nasip etmesi bizim ahireti murad etmemize bağlı. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.